Abi sen tutabiliyor musun? Buradan tutarım, tutarım. Buradan gel tutar, sen tutar. Kızlar aşağı geçeceğiz. İsmim Kadir Türk, Manisa Turgutlu, 1969 doğumluyum. Mustafa Sait Türk'ün oğluyum. Şu anda onunla ilgilenen Türkiye'deki tek kişi benim. Benden başka ilgilenecek kimse yok. Babam daha önceki cezaevi şeyleri malum biliyorsunuz. 26 Ağustos 2016'da tutuklandıktan sonra 16 ay kadar cezaevinde kaldı. Çeşitli rahatsızlıklarına rağmen. Daha sonra o rahatsızlıkları artınca kendisine 10 yıl ceza verdiler ama tahliye ettiler evinde geçirmesi için. 2016'nın 2017'nin 24 aralığından beri evdeydi. Cezaevinden çıktıktan sonra 3 ay sonra beyin kanaması geçirdi. Beyin kanamasından mütevellit felç oldu. Ve ondan sonra da yatağa bağımlı yaşamaya başladı. Son durumu, yani şeye gelmeden önce, almaya gelmeden önceki durumu, babam kendisiyle alakalı, öz bakımıyla alakalı hiçbir vazifeyi yerine getiremeyen, sağdan sola elinden tutmayınca dönemeyen, tamamen bize bağımlı, yani bitkisel hayatta yaşayan, %94 de engelli raporu var zaten. Turgutlu Devlet Hastanesi'nden alınmış %94 engelli raporu var. Yani durumu bitkisel hayatta yaşayan ama sadece bilinci açık olan bir insan gibi düşünün. Yani yardımsız yaşayamayan. Evde iki tane bakıcımız, bir gececi bir gündüzcü ve ben de ilgileniyorum sürekli. Bu şekilde bakımını yapıyorduk. Yargıtay'ın cezayı onamasından sonra eve geldiler. Geçtiğimiz cumartesi günü. Jandarma komutanı babamın durumunu görünce savcı hanım, nöbetçi savcı hanımı aradı. Savcı hanım da bir tutanak tutulup fotoğraflarının çekilip, videolarının çekilip ona atılmasını, cumartesi pazarı hastanede geçirmemesi için evde geçirmesini istedi. Jandarma nezaretinde, jandarma kontrolünde. Daha sonra pazartesi günü hastaneye götürülüp rapor alınıp tekrar eve gelecekti. Biz öyle biliyorduk. Ama pazartesi günü geldiler. İşte o görüntüler var zaten. Ambulansla Turgut Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Oradan bir darpla alakalı bir prosedüre uygun bir rapor alıp oradan Saruhan'daki Üçpınar T tipi cezaevine götürdüler. Biz de beraber gittik avukatlarımızla. Bizi içeri almadılar. Babam cezaevinde yaklaşık 1,5-2 saat kadar içeride kaldı. Ambulans çıkış yapacak dendi. Hastaneye gidecek dendi bize. Biz de takip ettik. İşte orada bazı sıkıntılar yaşamış ki yoğun bakıma, Merkez Efendi Hastanesi yoğun bakımına kaldırıldı. Bugün ancak doktor beyden bilgi alabilme şansımız oldu. Ziyarete izin vermiyorlar. Sadece doktor bey bilgi veriyor. Bugün ilk bilgimizi aldık. Babam solunum yetmezliği sebebiyle getirilmiş yoğun bakıma. Fakat yapılan tetkiklerde kalbinde zayıflama, zaten kendisi kalp hastasıydı. Bir sene önce kalbine stent takılmıştı. Kalbinde zayıflama var. Solunumunda sıkıntı var. Bir de akciğerlerinde mikrop tespit edip zatüre teşhis koymuşlar. Şu anda durumu kritik. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Biz de mahkum statüsünden çıkıp normal, yani infazının ertelenmesi için hukuki işlemlere devam ediyoruz. İnşallah bir an önce bunları yapıp babamın sağlığına kavuşarak evimize götürmek istiyoruz. Yani o konuda bizim çok gayret sarf ettik. Yani hastanın durumu gerçekten şöyle söyleyeyim. Yani bir bardak suyu kendisi içemiyor. Yemeğini kendisi yiyemiyor. Sağdan sola dönerken biz döndürüyoruz. Altı bezleniyor. Günde 5-6 defa altı değişiyor. Yani böyle bir insan. Çok rica şey yaptık yani. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Avukatlarımız da çok gayret gösterdiler. İtirazımız reddedildi.
Yani erteleme itirazımız reddedildi. Şu anda mahkeme aşamasında itirazın değerlendirilmesi, bir de Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması ve raporun onaylanması. Bu da bir süreç. Tabii yani kısa bir süreç değil. O sürecin hızlandırılması için de gayret gösteriyoruz. Babam 2016-26 Ağustos'unda bir 6 günlük nezaretten sonra tutuklandı. Tekerlekli sandı. Yürüyemiyordu zaten. O zaman da o bastonla zor yürüyordu. Cezaevinde de yürüyemez oldu. Tekerlekli sandalyeyle cezaevinde 16,5 ay Manisa'da her iki cezaevinde de 3 ay kadar T tipinde, 15 ay kadar da E tipinde. Sonra mahkemede hakim bey işte sağlık problemlerinden dolayı 10 yıl ceza verdi ama tahliye etti sağlık problemlerinden dolayı. O zamandan beri evde biz işte ilgileniyorduk kendisiyle. Ama daha bakıma muhtaç hale gelmesi cezaevinden çıkıp 3 ay sonra Mart ayında, 2018'in Mart ayında işte beyin kanaması 2 defa 75 gün nöroloji servisinde kaldı. Çıkardık. Sonra tekrar bir beyin kanaması geçirdi. Arkadan yaşlılarda oluyormuş bu kalça kırığı problemi, hala devam ediyor. Tam iyileşmedi. Yürütemediğimiz için hala kalçasında problem var. Onun arkasından kalp krizi geçirdi. Ölümün kıyısından döndü. İşte 3 tane damarı tıkalıymış. Bir tanesini açtılar. Şu anda 2 damar hala tıkalı. Kalbinde stent var. Böyle bir durum. Biz ailesi olarak çok endişe ediyoruz sağlığından. Yani bu durumda bir insanın son günlerini evinde yaşaması için bunu istiyoruz. Talebimiz bu, isteğimiz bu, yani başka bir şey değil.